Merhaba dostlarım ben Serdar ve başka bir vloga daha hoş geldiniz. Bu hafta soru cevap videosu yerine bir vlog yapmak istedim. Ee, hazır bayramken Eee baya bayram yani baya baya bayramdayız yani şu an bu videoyu izlediğiniz sırada muhtemelen bayram olacak. O yüzden bayramınız kılı olsun ilk önce onu söyleyeyim. E, ondan sonra e, ne diyeyim. Eee güzel seyirler düşünüyorum ileride ilk önce onu söylemek istiyorum. Eee Soru cevabı videosu gelecek hafta gelecek merak etmeyin. Geçen hafta sorduğunuz soruların hepsini geçe, hepsini cevaplayamayacağım. Hepsini cevaplayamam zaten. Ge geçen hafta sorduğunuz soruları gelecek hafta cevaplayacağım. E, hepsini değil ama bir kısmını cevaplayabileceğim. gene fazla değil ama olsun. Cevaplayabileceğim kadarını cevaplayacağım. E, bunun dışında bir zombili bir seriye başlamak istiyorum. Zombileri e, içeren oyunlarla ilgili direkt belki zombi, fantezi diye bir şey yaparım. Çünkü belirli bir oyuna bağlı kalması belli bir oyuna bağlı kalmasını istemiyorum bu serinin ee, zombilerle alakalı olmasını istiyorum zombilerle alakalı bir oyun serisi başlatacağız oyunlar zombilerle alakalı olacak ama bir oyuna bağlı kalmayacağız böyle bir şeyler düşünüyorum bakalım e, yapabilecek miyim ee, inşallah siz de beğenirsiniz ee, yani böyle evet e, zaten eğer 2-3 aydır kanala bakmıyorsanız da yeni gelmişseniz fark etmişsinizdir e, artık günde 2 video geliyor Günde iki video geliyor. Ve günde gelen ikinci video genellikle korku oyunu oluyor. Hafta içi böyle hafta sonu GTA atıyorum. Ya art artık korku kuşağımız var hafta içi. Her gün. Eee. Gece saatlerinde 9-10 civarlarında. Korku oyunu atıyorum. <laughs> Şaka yaptım. E, ama hay, korku oyunu atıyorum. Hani böyle efekt şakaydı. Sizi korkutmak istemedim. Kork korkmayın. Lütfen korkmayın. Eee. <laughs> Amnesia'yla falan başladık. Five Nights at Freddy's oynuyoruz. Slender falan oynuyoruz. Slender çok korkunç. Ee, her neyse. Yani böyle bir şey var. Soru-cevap videoları aynen. Bazen soru-cevap videoları haftalık gelmiyor. Soru-cevap videoları zaten haftalık gelmiyor. Böyle bir düzen yok. Mesela rastgele oluyor bu şeyler. Mesela nasıl oluyor? Yeterince soru geldiği zaman, yeterince yeterince çeşitli olduğu zaman bu sorular. Ben bu soruların arasından seçiyorum 15-20 tane. Ee, sonra ben bu soruları cevaplıyorum. Genelde bir haftalık bir sürede yeterince yorum geliyor, yeterince çeşitli yorum geliyor. Bazen iki hafta oluyor. Ee, o yüzden bazen böyle şeyler olabiliyor. Bu arada e, ben bu videoyu da izledikten sonra değil de gelecek hafta ben burada olmayacağım, Kıbrıs olmayacağım. O yüzden e, sizin yorumlarınızı kontrol edemeyeceğim. E, Facebook'tan gelen sorularınızı cevaplayamayacağım. Belki arada sırada cevaplama fırsatı bulurum eğer internet olan bir yere gidersem ama. Dediğim gibi evde olmayacağım. Ama videoları hepsini hazırladım. Hepsi hazır videoların. Ee, yani her şey hazır neredeyse. Videolar aksamayacak. Videolar olduğu gibi programımıza devam edeceğiz. Her şey nasılsa. Ee, hafta evet. Bildiğiniz gibi artık haftada iki tane gizem videosu geliyor. Elimden geldiğince çabalıyorum uğraşmaya çalışıyorum. Ve haftada iki tane gizem videosu yapıyorum. Ee, GTA videoları GTA olma, GTA olmayan gizem videoları mesela i̇şte Minecraft gizemlerine başladık Five Nights at bir şeyler başladık ee, Outlast'ta bir şeyler düşünüyorum zaten Fallout gizemleri vardı birkaç tane ama ben daha fazlasını da yapacağım Eee İşte onun dışında Gizemler olarak işte gizem dosyaları var normal gerçek hayattaki gizemleri buluyoruz Herde gerçek gizemleri bulamıyoruz gerçek olsa gizem olmaz zaten <laughs> Ee, gerçek hayatta gizemler var, gizem dosyalar falan var. Böyle farklı farklı şeyler yapmaya başladık. Ee, gizem olaylarında baya ileri gitmeyi planlıyorum. bayağı çeşitli... Çeşitli... E, bayağı farklılaşmayı planlıyorum. Farklı farklı alanlara yayılmayı planlıyorum bu gizem olaylarında. Bakalım ne olacak sonumuz. <laughs> ee, ve bu gizem videoları sadece Minecraft gizem videoları da değil. Ee, farklı farklı oyunlar. Mesela bazı arkadaşlarımız geliyor. Ee, Minecraft gizemlerinden tanıyor. Minecraft gizemlerini izleyerek geliyor kanala ve diyor ki bir sonraki Minecraft ne zaman veya yani Bir sonraki neden Minecraft gizemleri çekmiyorsun? Çünkü sadece Minecraft gizemleri üzerinde uğraşmıyorum. Aynı anda birçok araştırma yapıyorum işte Outlast, GTA, Five Nights at Freddy's, Minecraft yani işte ne bileyim gerçek hayattaki şeyler, mitolojiler falan çok fazla şey üzerinde uğraşıyorum. Öyle olunca bayağı kapsamlı bir araştırma yapmam gerekiyor ve e, haftada iki defa da yapınca mesela bir araştırma yapması bir iki gün alıyor. Sonra ben bunu düzenliyorum belli bir şekle sokuyorum. Ondan sonra video yapıyorum, montaj yapıyorum falan bazen gizem videolar gecikiyor. Bir gün gecikiyor veya beş altı saat gecikiyor. E, ama gün haftada iki defa gizem videosu gelecek. Fakat e, sadece gizem videolarına odaklanmanızı istemiyorum. Mesela San Andreas'ta, Vice City, falan, Final Night's at Freddy's'de yaptığımız e, gizem videoları da birçok e, şeyi kaçırıyor hafaplarınızı. Mesela bu videolarda izliyor bazı detaylar var. Ve bu detayları tam olarak anlayamıyor. Bu detayları tam olarak anlayamayınca e, sunulmuş olan somut kanıtları görmezden geliyor ve bu gizemler hakkında şüpheye düşüyor. İşte bazıları hatta gelip şey yapıyor tabi bunlar muhtemelen kanalı yeni gören insanlar ama gelip beni sahtecilikle suçluyor. Mesela ben bunları eee insanlar sadece kandırmaya çalışıyor. Ben insanları kandırmaya çalışmıyorum. Hani dediğim gibi bunlar hep şeyden kaynaklanıyor. Normal oyunların içindeki detayları görmüyor bazıları. O yüzden ee, pek anlayamıyorlar sunduğum şeyleri. O yüzden bu gizemi yaptım işte Minecraft olsun, Five Nights at Freddy's olsun, Outlast olsun, ee, şey olsun. Ne var lan başka? Fallout olsun. Bunları bir bakın ilk önce işte neler ne yaptım, neler yaptım, ne yaptım serilerde. E, yani yani o. E, evet hazır on değilmişken. Eskiden durum böyle aslında da o öyle söyleyeyim. Eskiden daha çok durum böyleydi. Bu aralar bilmiyorum belki yazın etkisiyle mi belki e, birazcık daha kendimi YouTube'a verdim onun etkisiyle mi Çok güzel kazananlarınız var çok güzel yorumlar geliyor e, Çok etkileşim içinde bulunuyoruz bu için size çok teşekkür ederim e, Çok seviniyorum ben bunun için Çünkü eskiden hiç öyle değildi şimdi çok aktif bir kanal olduk yorumlarda olsun videolarda olsun Onun için size çok çok teşekkür ederim e, Bir de Eğer yorumlarınıza cevap alamıyorsanız mesela her yoruma cevap veremiyorum verebildiğim kadar cevap vermeye çalışıyorum o başka bir şey ee, sürekli cevap vermeye çalışıyorum ama bazı yorumlara cevap verme imkanım yok mesela altında yanıt, yanıtla butonu yok videonun altına cevap yazamıyorum yani öyle bir seçeneğim olmuyor ee, cevap alamayanlar ve cevap almak isteyenler şey yapabilir. Facebook sayfasına e, Facebook sayfasına bakabilir. Oradan mesaj atarsanız ben size cevap yazarım. Tabii gelecek hafta cevap yazma imkanım olmayacak ama e, ondan sonra kesinlikle her cevaba her, her mesaja cevap yazıyorum. Bunu bilmeniz bilmenizi istiyorum. E, linki şey açıklamalarda bulabilirsiniz. E, veya ka kanal kapağında bulabilirsiniz. İşte Facebook simgesine tıklayarak bulabilirsiniz. Orada Facebook sayfası var. Oradan dediğim gibi e, paylaşımlar da oradan yapıyorum. Bazı duyurular da oradan yapıyorum. E, Mesela bazen acil bir durum yapmam gerekiyor. Onun için video yapmak uzun sürer. Ee, bilgisayar yavaş, internet yavaş. E, ee, bir iki saat alıyor A o duyuruları yapmam. Acil bir şekilde duyuru yapıyorum. Onu direkt Facebook'tan yazıyorum gidiyor. Ee, birkaç saniye içinde oluyor. O yüzden duyuruları da oradan takip edebilirsiniz. Ee, fark etmişsinizdir nedir artık haftada 4 ya 5 defa GTA geliyor. Hoş. Zaten bu GTA bu sıklıkta GTA gelmesi normal bir şey. Fakat haftada 14 tane video atıyorum şu anda 7 kere 2 14 Süper matematik bilgisi ee, <laughs> Ve bu 14 videonun içinde 4-5 tane GTA geliyor ama Haftanın 7 gününde 4-5 gün GTA geliyor hani bir de o, o yönden düşünün Neden böyle oldu çünkü şey fark ettim San Andreas'ı aslan olunca San Andreas bir anda bitti San Andreas'ın San Andreas'ın bitirdik Modlarında en iyi modlarına baktık ee, Gizemlerini hemen hallettik Öyle olunca ve boşluğa düşüyoruz ve bu yüzden ben şey şeye karar verdim hani ne az oynayacağım ne de çok oynayacağım ne günde işte iki tane GTA videosu atmak istiyorum ne de e, GTA'ya nadiren atmak da istemiyorum mesela bu yüzden haftada 4-5 defa GTA atıyorum ki tam böyle bir denge olsun ve GTA'nın yanında Rockstar Games'in diğer oyunlarına da odaklanmayı planlıyorum hepsi GTA tarzında zaten işte LA Noire olsun Red Dead Redemption olsun bunları oynamak istiyorum GTA 1 ve GTA 2 ile başlayabilirim veya GTA 3'e falan e, ee, Bullish Scholarship Edition ona da başlayabilirim ona, da başlayabilirim. ona muhtemelen başlayacağım e, e, Geroxer'da oynanan Birazcık daha genişleteceğiz konsepti. onlara şey yapacağız. Ve Mountain Blade ve Skyrim'e de devam edeceğim. Eee çünkü yarım kalmış bir seri istemiyorum. mesela muhtemelen devam etmem. Yani, yani devam etmem gibi. Mass devam etmem gibi. Ama Mountain Blade ve, e Mountain Blade ve Skyrim'e devam edeceğim. Mountain Blade'den dönünce canlı yayın yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Neyse. Söylemek istediklerim bu kadar da bayağı bir şey söyledim. Çünkü en son vlogu çok çok önce yapmıştım. Soru cevap videolar pek vlog değil. Birazcık daha değişik oluyor e, Tam olarak anlatmak istediklerimi anlatmıyorum soru cevap videolarında Daha çok sizin sorularınızı cevaplıyorum e, Soru cevap videoları o yüzden tamamen size ait oluyor Neyse ve izlediğiniz Yine bize teşekkürler Bu videodan keyif almışsanız ve videodan keyif almışsanız Beğenip paylaşmayı unutmayın Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hatta yüksek kalmanız dileğiyle Bay bay